Mafra Haber. Gücü hizmetinizde. Öncelikle merhaba, ben Mafra'lıyım. Aynı zamanda bu fakültede yüksek lisans yapıyorum. Hem fakültemiz adına hem Mafra'mız adına hoş geldiniz diyorum size. Konum Mafra'daki festivaller. Size önce turizmin tanımını, daha sonra festivalin tanımını, daha sonra da festival turizmini anlattıktan sonra ülkemizde ve dünyada ünlü festivallere değinip direkt Mafra'daki festivaller konusuna geçeceğim. Festival, turizm, insanların mesleki, eğitim, sağlık veya boş vakit değerlendirme amacıyla bir yıldan daha az bir sürede yaşadıkları yer dışına yaptıkları seyahat veya konaklama eylemleridir. Aslında şu an sizler de birer turistsiniz bizim için. Küreselleşme ve popüler kültürün yayılmacı etkisi yerel kültürleri ortadan kaldırarak bütün dünyanın birbirine benzemesine doğru giden bir yol açmıştır. Geçmişle bağ kurmaya çalışan ve özlem duyan topluluklar yerel kültürü tanıma ve gelecek kuşaklara aktarımını desteklemek istemektedir. Bu manada turizme konu olan etkinlikler yörelerin sahip olduğu kültürlerin tanıtılarak değerlerin ortaya konulmasını sağlamakla birlikte kültürler arasında bağlayıcı ve kaynaştırıcı bir rolde üstlenmektedir. Kültürleri tanıtıcı turistik faaliyetlerden biri de etkinlik turizmidir. Etkinlik denildiğinde ilk akla gelen organizasyonlardan biri de festivallerdir. Festivaller o bölgede turizmden elde edilen gelirleri, bölgedeki istihdamı, bölgenin imajı ve bölgeye yönelik yapılan olumlu ağızdan ağıza reklam davranışı üzerinde olumlu etkiler yaratır. Bu çalışmada Samsun Mafra ilçesinde gerçekleşen festivalleri turistik ürün olarak değerlendireceğiz. Ve çalışmada 4 adet festivali ele alacağız. Gerçekleştirilen festivallerin turistik ürün olarak mevcut durumunu ve gelecekteki potansiyelini değerlendirerek somut önerilerde bulunmayı amaçlıyoruz. Festival yer, zaman, konu, katılımcı sayısı, önemi gibi niteliklerin bir programla belirtildiği insanlar ya da toplumlar arasında sosyal, kültürel, ekonomik, sanatsal gibi özelliklerle yakınlaşma ve tanıtma amacı güden sanat, spor, bilim, dönem, ürün gibi temalara sahip tek seferlik veya tekrarlanan gösteri etkinlikler olarak tanımlanabilir. Festival turizmi ziyaretçi çekmek amacıyla daha çok yerel kaynakların belirgin özelliklerine kullanarak gerçekleştirilen etkinliklerdir. Turizm endüstrisinin hızla büyüyen alanlarından biri olan festival turizminin önemi yarattığı faydalar ile anlaşılabilir. Bu faydalardan bazıları turistik ürünlerin satışı ile yerel ekonomileri canlandırmaktır. Varsa olumsuz algıyı değiştirmek ya da var olan bölgesel imajı iyileştirmektir. Her yaştan inanç ve yönelimden insanı bir araya getirerek kültürel etkileşimi arttırarak sosyalleşme ihtiyacını da karşılar. Festivaller çevresindeki yerel halk organizasyon hazırlığı kapsamında istihdam yaratma potansiyeli vardır. Festivalin yapılacağı bölgede ziyarete ve festivalin içeriğine uygun çevre düzenlemeleri ve iyileştirilmeleri yapılmasına teşvik eder. Katılımcılarda mutluluk, refah duygusunu hissettirme, anlayış, uyum, dostluk ve ait olma hissini güçlendirme gibi birçok turistik ve toplumsal girişimi de beraberinde sunar. Festival verimliliği konusuna örnek vermek gerekirse, 2019 itibariyle sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 1110 tane müzik festivali, 1093 film festivali ve 1930 adet yiyecek ve içecekle ilgili festivaller yapılmış. Festivalleriyle ünlü olan bir başka ülke olan Çin'de ise her yıl 5000'den fazla yerel festival düzenlenmektedir. Güney Afrika'da da yine aynı şekilde 600'den fazla festival düzenlenmektedir. Fakat katılımcı sayısı ve ekonomik etki yıllar itibariyle düşüş göstermektedir. Aynı durum yine Kore Cumhuriyeti için de geçerlidir. Burada nedenlerine bakacak olursak, yani neden düşük katılım ve düşük ekonomik getiri ile ilmesi devam etmiş? Burada da yapılan ampirik çalışmalar sonucu
sistem ve değerlerin eksikliği, kötü operasyon yönetimi, yetersiz festival programları ve altyapı, yetersiz hizmet politikalarını görmeniz mümkün. Kısaca dünyadan ve Türkiye'den örnekler vermemde faydalı olacağını düşünüyorum bu noktada. En bilinen karnavallardan biridir Rio Karnavalı. Rio Karnavalı 73'ten beri Şubat ayında Hristiyanların büyük perhiz öncesi insanların renkli kostümlerle bando eşliğinde sambadan yaptıkları bir festival. Yine Rio kadar bilinen Holi Fest, yani Holi Festivali. Holi Festivali, Hindu inancına ait baharın gelişini karşılamak amacıyla kutlanan dini bir bayramdır aslında. Mart ayı dolunayının ertesi günü insanlar renkli toprak boyaları önce kendi yüzlerine sürerler ve ardından etraflarındaki insanları atarlar. Bunun nedeni bu renklerle insanlar duygularını temsil etmiş olurlar. Festivalin en büyük özelliklerinden biri de ülke sınırlarını aşmış olmasıdır. Günümüzde birçok ülkede ve şehirde Holi Fest adıyla bu festival kutlanır. Türkiye'de de bildiğim kadarıyla en az 3 şehirde kutlanıyor. Çin yeni yıl kutlamaları 12 hayvanlı takvime göre her yılın ilk yeni ayı ile dolunay arasında kutlanmakta ve günümüzden 4000 yıl öncesine kadar dayanmakta. Her yıl bir hayvana denk geliyor ve o sene o hayvanın adıyla anılmakta. Kırmızı renk, ışıklar ve ateşler Çin yeni yıl kutlamalarının ana temasını oluşturmakta. Ülkemizde ünlü olan festivallere bakacak olursak, en bilinenlerden bir tanesi Antalya Altın Portakal Film Festivali'dir. 64 senesinden itibaren düzenlenmekte. Türkiye'de düzenlenen en önemli film festivali olarak kabul ediliyor. 2022 yılında ödül alan iki filmi görmektesiniz burada da. Bir diğeri Akbank Jazz Festivali. 91 yılında İstanbul'da düzenlenen konserlerle başlayan ve bu yıl 32.'si gerçekleştiren festival dünyanın en önemli caz müzisyenlerinin performansını canlı izleme fırsatını sunmanın yanında gelecek vadeden sanatçılara da yer vermekte. Yine festivalde paneller, atölyeler, film gösterileri, dinletileri gibi artı organizasyonlar da yapılmakta. 2006 yılından itibaren de festival ülke genelinde genişletilmiştir. Kampüste caz konserleri şeklinde diğer şehirlere de yayılmış durumdadır. Alaçatı Ot Festivali. Bu festivalde bu yıl 11.'si düzenlenmiş bir festival. Genelde Ege'nin otları ve onlarla yapılan yemeklerin olduğu bir festival. Bu festival 2010 yılının Nisan ayında başladı. Her yıl başka bir ot tema olarak seçiliyor bu festivalde. Ve genelde yemeklerde tema seçilen otla yapılıyor. 2022 yılının tema otu bildiğim kadarıyla Labada otu. Bizim buralarda kuzu kulağı diye bildiğimiz bir ottur. Bafra'da festivallere geçecek olursak, Bafra gerek antik çağlara kadar giden medeniyetlerle süslü tarihi çekiciliği, gerekse yeşil ve mavinin her tonunu barındıran coğrafyası nedeniyle ekoturizm, kültür turizmi,